Ben fabrikamı çalıştırıyorum, Ankara'yı mı yönetiyorum, İstanbul'u mu yönetiyorum? Ben 7 çocuk babasıyım. Gece gündüz tarlada yatıyorum. Hakkımı istiyorum, hakkımı! Gecesini, gündüzünü, ekmeğini topraktan çıkardığı tarlasından böyle seslendi Adanalı çiftçi Abdullah Temel. 7 çocuk babasıyım. Olmayan parayla çocuklarımı okutuyorum. Ondan bundan öndüz alarak ben çocuklarımı mağdur etmiyorum. Kendimi mağdur ediyorum. Adana'da mısır ve pamuk ekili tarlalarını sulamak için kullandığı elektriğe Temmuz ayında 118 bin, Ağustos ayında ise 155 bin lira fatura gelen çiftçi yaşadığı mağduriyeti faturasını göstererek dile getirdi. 5 kuruş param yok. Bütün bankaları 2 senedir 3 senedir beri zarar ediyorum. Benim devletin Ziraat Bankası'na şu anki borcum 2 trilyonun üstünde. Anadolu'nun her köşesinde binlerce çiftçi yaşadıkları zorlukları ve mağduriyetleri dile getirirken hükümet ise ithal politikasına ara vermeden devam ediyor. Dün akşam yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla hububat ve bazı bakliyat ithalatında gümrük vergileri sene sonuna kadar sıfırlandı. Böylelikle nohut, yeşil ve kırmızı mercimek, buğday, tohumluk çavdar, arpa, tohumluk yulafla mısırın ithalatı 31 Aralık 2021'e kadar sıfır olarak uygulanacak. Toprak Mahsulleri Ofisi de sene başından bu yana sıfır gümrükle arpa ve buğday ithal ediyordu. Şimdi de özel sektörün sıfır gümrükle ithal yapması tarım sektöründe yaşanan sıkıntıyı gözler önüne seriyor.